Yarın seçim olursa biz de soruyoruz, kime oy verirsiniz? Halk için kim iyiyse biz ona veririz. Siz kime verirsiniz peki? Var mı halk için iyi olan? Yok, şu an kimse yok. Kimse yok mu? Kimse oy yok. Kullanmayacak mısınız o zaman? Kullanacağım ama şu an belli değil. Kime vereceğimiz belli değil. Takip ediyor musunuz? Şu an millet açtır, susuzdur, perişan olmuş. Neden? İş yok. Mesela ben şu an işsizim misala. Ne kadardır işsizsin abi? 6 nüfusum var, işsizim. Ne kadardır? Ben 8 aydır boştayım. İş yok, kirada oturuyorum. 1 milyar da kira veriyorum. Peki, yönetimden memnun musun abi peki? Onu şu an idare ediyor. Nasıl idare ediyor? İdare ediyor. Şu an ben bir şey demiyorum. Bu sıkıntıların sebebi ne peki abi? Sıkıntıların sebebi çok var. Sebep saysam bitmez yani, akşama kadar bitmez. Sorumlusu kim peki? Sorumlusu var. Bilen biliyor. Kim abi? Gerek yok abi, sağ olasın. Yarın seçim olursa kime oy verirsin? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Helalleşme konusu şu şekilde size cevap vereyim. Hangi hakkımızı helal edelim? Gençliğimizden aldıklarını mı? Geleceğimizden çırptıklarını mı? Biz hangi birini helal edelim? Bakın genciz. Ben 25 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. 6 yıldır okuyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Niye? Onlar çarpsın diye mi? Şimdi biz gençlere diyorlar ki okuyun. Bilime, hani bilim, bizi bilime, eğitime yönlendiriyorlar. Okuyoruz ama okuyamıyoruz. Bizi köreltiyorlar. O kadar üniversite mezunu var. O kadar gençler işsiz. Bugün bir fabrikaya gidin, bütün üniversite öğrencilerini orada görürsünüz. Mezunları görürsünüz. Yani 25 yıl sen insanları kendine köle ediyorsun. Aslında okumak mokumak hikaye. Eğitim hikaye. Bugün yol parası olmuş 4-5 lira. Bir çıksın halk arasına, bir halkın nabzını ölsün, bir insanları dinlesin. Ondan sonra helallik istesin. Hoş güzel, ben 20 yıl çıkayım, çalayım, çırpayım. Ondan sonra geleyim, hiçbir şey olmamış gibi helallik isteyeyim. Ya bu yüzsüzlük. Şimdi peki kime oy verirsin? Ben şu an HDP'nin olduğu yerde HDP'ye veririm. Olmadığı yerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Millet İttifakı'nı mı? Tabii, aynen. Doğrudur. Cumhurbaşkanı doğrudur. Olarak mesela doğrudur. Gördüğün aday. Mesela İmamoğlu ile Mansur Yavaş önde şu an anketlerde. Millet İttifakı'nın adayı. İmamoğlu. İmamoğlu'nu mu desteklersin? Selahattin Demirtaş gönül serdi olsaydı olmadığı için şu an İmamoğlu'nu destekliyorum. Anladım. Bugün bakın devlet Sedat Peker teker hepsini ifşa ediyor. Hepsini çıkarıyor ortaya. Teker teker. Şimdiye kadar neredeydi? Bakın şahsına bir şey demiyoruz. Bundan 3-4 yıl önce yine Sayın Selahattin Demirtaş bir şey dedi. Dedi ki bu saltanatınıza, bu hükümetinize, bu kralınıza fazla güvenmeyin. Bakın gün gelecek birbirinize düşman olacaksınız. Ve gün gelecek bütün o çakışmazlıklarınız, çarptıklarınız birbirinize atacaksınız. Bakın içeride olmasına rağmen bugün aynı şeyler oluyor. Dediği her şey çıkıyor. FETÖ davasından şu anki Sedat Peker olayına kadar. Yani hocam şöyle kısaca toparlayalım. Çünkü din üzerinden, bu ülkede din üzerinden şey ve Kürt-Türk ayrımcılığı üzerinden götürüyorlar ekmeğini. Anladım. Siyasetçiler. Bu asla da yaşanmaz. Olmayacak. Biz buna aşığız. Her şu şekilde. Biz Kürt-Türk kardeşliğine aşığız. Halaza Çerkezi. Bütün toplum. Halk olarak. Halk buna aşık. Zaten bu halk içinde var ama siyasetçiler arasında yok. Çünkü buradan ekmek yiyorlar. Çıkıp meydanlara çıkıp iki konuşma yapıp Kürt'ü Türkiye küstürüyor. Eyvallah. O onu bombalıyor. Dağdaki onu atıyor. O onu atıyor. Ne oluyor? Halk birbirine düşüyor. Kin oluyor. Yani kardeşlerin elinde kardeş kanı var. Yani o yüzden bu daha kaç yüzyıl var bu savaşın olduğu. Yüzyıl var. Bir yüzyıl daha sürer herhalde. Bir de İslamiyet üzerinden sömürülme. Bu iki konu bizim ne diyelim, kaderimiz mi diyelim? Kaderimiz. Topraklarda olmak herhalde. Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Biz rengarenk bir toplumuz. Allah'a şükür. Halk kendi arasında birbirini seven, saygı duyan, kendine sahip çıkıyor. Ama bu siyasetçiler, bu düzen sıkıntı. Yarın seçim olursa kime oy verirsin? CHP'ye veririm abi. Neden? Abi ülkenin hali belli zaten. Nasıl? Yönetim kötü. Yönetim zaten başlıca kötü olduğu için CHP'ye vermek daha makul geliyor. Neden kötü yönetim peki? Ne görüyorsun mesela? Abi neden? 20 sene önce en fazla nedir? Sadece fazladan cami yaptılar, imam hatip yaptılar, fazladan bina diktiler. İşte hastanelerde aynen, ben aynen. Diyor, işte tanıdığım varsa hastanede ben onu evet. Alamıyordum diyor, evet. Ödeyememezdik. İşte abi şimdi de ödeyemiyoruz. Yarın seçim olursa tabii ki AK Parti. Neden abi? Gidişatı, yapısı, her şey 10 numara. Şu an 10 numara mı her şey? Evet her on şey. 10 numara 5 yıldız mı? Efsane mi? 10 numara. Ekonomi, yaşım, siyaset, hukuk, adalet. Yaşım 50. 20 yıl öncesi. Kötü yönü var mı? Var, olabilir. Ama diğer şey kıyaslasak 10 numara. Diğer şey derken anlamadım abi. Her şey. Yol 10 numara, köprüler 10 numara, havaalanı 10 numara, hastane 10 numara. Artık ne isteyeceğiz? Gidiyor musun abi havaalanına falan? Uçuyor musun? Gidiyorum. 3. havalimanını gördün mü? Gördüm. Ben görmedim hala. İstanbul'da mı? Ha. Gördüm. Gittin mi? Memlekete mi gittin? Muş'a gidiyorum. Buradan Muş'a, Bitlis'e gidiyorum. Hani bana göre 10 numara. Sen emekli misin abi? Emekliyim. Buradan geçiyorsun. Geçiyorum. Emekli maaşı ne kadar abi? 1.800. 1.800 yeter mi? Kaç kişi emekli? 6 kişi. 6 kişi 1.800 ile. Evet. 1.800 lirayla. 1.800 lirayla. 6 kişi geçiniyorsunuz. 6 kişi. Abi ne yaptın sen? Başka ya? Bir çocuk daha çalışıyor. O ne kadar alıyordur abi? O da askeri ücret. Abi Millet İttifakı gelirse Türkiye'deki sorunları çözer mi? Çözer. Güven veriyor mu sizce?
Vermiyor. Neden vermiyor Allah? Valla HDP'li kol kola giren bir insanla ben oy vermem. Kim HDP'li? Siz kime desteklersiniz seçim olsa? Ben yine Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceğim. Neden? Valla şu anda işsizlik bana göre değil, tembellik var. Tembellik mi? Evet. Şu an iş var. Evet, iş var ama insanlar tembel bana göre. İnsanlar tembel. İş evet. Beğenmiyor mu insanlar? Evet, iş beğenmiyor. Mesela abi dedi 8 aydır işsizim ben dedi. Yok, 6 tane nüfusu var mı? Bizim bahçemiz var. Bahçeyi temizletmeye ben adam bulamıyorum. Nerede bahçeniz var? Köyde mi? Hayır, burada bahçemiz var ama ben bahçeyi temizletmeye insan bulamıyorum. Çünkü tembeller. Peki ne, şimdi anlamadım. Muhalefet dediniz. HDP ile mi birlikte muhalefet? Evet. Nasıl birlikte? Kol kolalar görmüyor musunuz? Nasıl kol kola? Ne gördünüz mesela? Abla da onu söylüyor. Gel abi sen. Yani şimdi siz demin dedin ya Millet İttifakı değil mi? Abi ona oy vereceğini söyledi. Biz olabilir. O onun görüşü. Maskeyi takar mısın abi? He, o onun görüşü hemşerim. PKK nedir ki ben PKK'nın efendim birleştiği bir partiyi gelin meclise gitsin de beni yönetsin? Anlamadım. He. Millet İttifakı PKK ile mi birlikte? Tabii ya, nedir ya? Şimdi ben sana soruyorum. Peki Millet İttifakı'ndan birinin Osman Öcalan'ı televizyona çıkardığını, Abdullah Öcalan'ın mektubunu desteklediğini gördünüz mü? Onlara zaten gerek yok ki. Bunları kim yaptı biliyor musunuz? Talip Erdoğan mı yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Devlet Bahçeli yaptı bunları. Siz onlar, böyle bir şey olmadan Millet İttifakı nasıl PKK ile birlikte oluyor? Şimdi onların PKK ile görüştüğünü gördünüz mü? İyi Parti'nin ya da hepsini, CHP'nin. Her an umuz umuzdalar. Ne gördünüz abi? Ben size diyorum ki Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkardılar diyorum. Abdullah Öcalan'ı mektubunu desteklediler diyorum. Hiç muhalefetten birini gördünüz mü? Sen inanıyor musun onlara? Abi canlı yayında desteklendi. İnanıyor musunuz mu var? Hayır. Televizyonda yapıldı bu. Bunun inanmaması veya inanıyorsunuz. Eğer, inanması eğer mı onları varmış? Oy için oraya getirmişler, oy versinler diye. Getirmişler. Yazık olsun. Yazık soralım olsun. Sana da. Yazıklar olsun onlara. Kime yazıklar olsun? Eğer o Öcalan'dan medet umuyorsa. Abi sen hangi kanalı izliyorsun? Çok gerçekten soruyorum ya. Ben samimi soruyorum. Her kanal hangisi rast geldiyse izliyorum. Abi ama görmedim diyorsun. Ne? Ben görmedim. Bir, ne bir ay. Ben görmedim. Kim söylenti, oldu bu konu? Söylentileri duydum. Gördüm. Belediye seçimlerinde oldu abi. Belediye seçimlerine geldik mi? Adamları İstanbul'da kim? Osman Öcalan'ın TRT'ye boşver onu sen. Onu boşver. Yargı ne dedi biliyor musun? He. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendi Osman Öcalan'ın röportajını. Evet. Görev yapıyorsun. Ama kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın röportajını devlet kanalında yayınlamak sıkıntı değil öyle mi? Ben bilmiyorum yayınlandığını. İnanmam öyle şeylere ben. Ya batırmış ülkeyi veriyorsun o adama tekrar oyunu da. Yeni gelecek bir beyine niye vermiyorsun? Niye denemiyorsun? Bak Avrupa'da iki seçimden sonra bir iktidar, bir başbakan, bir cumhurbaşkanı kesinlikle görevini bırakıyor. Tarihe bakın. Çünkü bizde de öyleydi yasal olarak aslında. Bizde de öyleydi. İki dönemdi. Sonra... İki dönemdi. Yani bunlar 2053, 2073. Ya sonsuza kadar aynı hükümet mi yönetecek Türkiye'yi? Eğer ülkeye bir şeyler katıyorlarsa, veriyorlarsa başım gözüm üstüne. Veriyor diyor abi işte. Verdiğinden emin misiniz siz? Ya bilmiyorum. Size soruyorum. Bu kadar işsiz insanlar, İşkur'un önünde bekleyenler, hatta işsizlik maaşını alamayan insanlar. Ben sana kendimden örnek vereyim. Mayıs'ın 15'inde ben işten çıkarıldım. Ücretsiz izindeyim ve şimdiden iş arıyorum, bulamıyorum. Ben Ankara'dan geldim buraya. İş çok diyorlar abi. Bulamıyorum. İş çok diyorlar. Beğenmiyorsunuz diyorlar size. Şurada 100 kişiyi çevirin. 100 kişi. Bak Bursa dediğin yer tekstil, ekonomi, organize. Sen hiç narinciye. Beğenmiyor musun peki? Onu sorayım. Bir saniye. Narinci. Her türlü imkanı olan bir şehir Bursa. Bursa gibi bir yerde 100 kişiye sorun 90'ının işi yoktur. Bunu Anadolu'ya geçin. %100'ünde yok. Çünkü hiç yatırım yapılmıyor. Oradaki insan. Türkiye'yi genel olarak bakacaksın. İşsizlik almış başını gidiyor. Fakirlik almış başını gidiyor kardeşim. Kim memnun? Önüne gelen birisine sor. Hayatından memnun musun? Şükrediyoruz diyorlar. Mesela soruyorum. Abi. 1800 lira maaş alıyorum diyor. Abi bak. 2000 lira, 2500 lira alıyorum diyorlar. Çok şükrediyorum diyor. Ben geçiniyoruz yani diyor. İsyan etmiyorum. Hiçbir şeye isyan etmiyorum. İnşallah bu gördüğümüz dönemler biter. Daha refah güzel abi, dönemler sıkıntı gelir. Sıkıntı varsa şikayet et. Yani bunu söylemekte bir sıkıntı mı var? Bir problem varsa mesela. Ya ben, sen daha iyi yaşayabilecekken mesela. Bunu sağlayabilecekken hayatında. Abi bak işte milletimiz bu. Söylemek problem mi? Suç mu? Niye suç olsun ya? Biz bu ülkenin bireyleriyiz. Bunlar bizim en doğal haklarımız ya. Demokrasi mi? Demokrasi var. Öyle mi? Özgürlük mü? Özgürlük var. Hürriyet mi? Hürriyet var. Ama hiç kimse konuşamıyor. Çünkü ben görüneceğim. Beni içeri alacaklar. Alsınlar ya. Beni alsınlar ya. Alsınlar içeride baksınlar. Madem öyle. Ben Milli Görüşü. Saadet Partili. Yine aynı devam. Saadet Partisi'nin mi desteklersiniz? Evet. Siz şu anki yönetimi nasıl buluyorsunuz?
şu anki yönetim gel yat, yani söylediklerinden yaptığı hiçbirbirine uymadı. Hiçbir şey yok. İcraat yok yani. Söylem başka, icraat başka. 20 yılda 0.0. Çok kötü bir konumda mıyız şu an sizce? Maalesef. Çünkü bir kesim var. Özellikle çok iyi konumdayız diyor. Haber izlerse uçuyoruz. İşin orta yoluna bakmak lazım. Şu anda hakikaten işimiz zor. Seçim olsa yarın kime oy verirsiniz? Kimi desteklersiniz? Ben Cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu ve CHP'liyim ben. CHP'yi mi de? İnşallah, evet. Peki CHP gerçekten çözebilecek mi? Tabii çözer. Türkiye'nin sorunlarını. AKP nasıl çözdüyse o da çözer. Ne zaman çözdü AK Parti? Hayır. Yani... Çözmedi, neyi çözdü? O nasıl çözdüyse o da onun gibi çözmeye çalışıyor. Peki özellikle CHP'yi çok eleştiriyorlar. Ki CHP tek başına iktidar olmadı. Fakat 20 yıl öncesinde işte hastanede siz yaşadınız biliyorsunuzdur. Hastaneden hastamı çıkaramadım vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Ve bu yüzden hükümeti destekliyorum diyorlar. İşte önceden kuyruklar vardı deniyor. Yine var kuyruklar. Nerede yok kuyruk? Nerede yok? Her gün yok ama yaşandı, evet var, onu biliyoruz. Kuyruklar da var. Ya vallahi daha kötüye gidiyoruz. Daha kötüye gidiyoruz. Yeter artık yediklere. Başka birileri gelsin. Yani 20 yıl öncesinde daha çağdaş bir ülkede yaşıyorduk. Şu anda ne ekonomi kaldı, ne farklı bir şey kaldı. Eğitim sistemi deseniz zaten ortada öyle bir şey yok. Yani her geçen gün kadın cinayetleri artıyor. Sadece bunlar da değil. Millet aç, evine ekmek götüremiyor. Hala gelmiş helallik istiyor. Haram zıkkım olsun. Asla helal etmiyorum. Yani bu ülkede yaşamıyorum. Ben ülkede yaşamak isterken ya bu durumda yaşanmaz. Ben üniversitede yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Çünkü benim işimi garantileyecek hiçbir şey yok. Ben üniversiteden mezun olup hiçbir kafede garsonluk yapmak istemiyorum. Ben diplomamı alınca bir yerde işe girmek istiyorum ama her iki gençten biri şu anda işsiz. Evine ekmek götüremiyor. Yurt dışında da kendi işini yapabileceğini düşünüyor musun? Çünkü orada da diyorlar ki bizim mühendise ya da öğretmene ya da daha büyük mesleklere ihtiyacımız yok. Bizim çöpümüzü toplayacak. Garsonluk yapacak insanlarımız var. Yani nasıl diyeyim? Yani kendi garsonu bile, evet, insanca mı yaşıyor yoksa? Evet, böyle de deniyor çünkü. Evet, bir kere alım gücü kesinlikle daha fazla. Yani bir markete gitseniz şu anda asgari ücretle kimse geçinemiyor zaten. Geçinilmez de o miktarda bir parayla. Bilmiyorum, yok yani Türkiye'de... Oy kullansan kimi desteklersin peki? Tabii ki kafamda net bir fikir yok ama Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın fikirlerini çok, yani gerçekten iyi buluyorum. Yarın seçim olursa kimi desteklersiniz? Vallahi şu an ülkenin başında adam akıllı bir lider yok açıkçası. Hani boş atarım. Gene kimseye yancılık yapmam. Çünkü ülkenin... Oy vermek yancılık yapmak mı oluyor? Evet. Neden? Şöyle bir şey diyeyim. Bu ülkede zaten sorunlar ikiye ayrıldı. Bir AK Parti yalakalığı başladı. Bir de AK Parti'ye karşı düşmanlık besleyen bir taraftarlar başladı. Bu ülke ikiye ayrılmak durumunda zaten. Bunu kim sağladı peki, bu kutuplaştırmayı? Yani böyle kutuplaşmaya sağladı bürokratların çatışması. Yani şöyle, menfaat çatışması. Burada o dedi, aa benim. Bir zamanında FETÖ ile AK Parti'nin arasındaki ters ilişki gibi bir şey oldu ülkede. Bu hükümeti de o kadar yargılamayın. Bak, ben AK Partili de değilim. Ben AK Partili de değilim diyorum size. Oy da vermedim. Bakın, sağ görüşlüyüm. Ben AK Partili de değilim. Bakın, ben AK Parti'ye oy da vermemişim. Olabilir. Dediğim gibi. Kardeşim, bakın ben yine diyorum. Ben şahsi görüşümü açıklıyorum sana. Evet, o Ali vermiş, beni vermiş. Beni çok balgamıyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben sağ görüşlü bir adamım. Hiçbir zaman için Türkiye coğrafyasında Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Çerkez ayrımı yapmadan biz insanlarımızla birbirimizle iç içe yaşamak istiyoruz. Buradaki sorun şu. Türkçesini söyleyeyim. Ben MHP'liyim kardeşim. Tamam, kökenim de MHP. Ben MHP'liyim. Cumhur İttifakı demeyin. Bakın. Hayır, birlikte ya, o yüzden. Evet. Şimdi bakın. O Cumhur İttifakı'na gidiyor hocam. Değil. Öyle yanlış algılamayın abi. Ne demek Cumhur İttifakı'na gidiyor? AK Parti'ye gidemez abi. Ne demek gidiyor? Bakın yani şimdi. Millet İttifakı'na verirsen hem şimdi MHP bakın. Verirsen hem İYİ Parti'ye verirsin. Bak kardeşim. Cumhur'a verirsen de hem bak, MHP'ye verirsin. Bak kardeşim. Verirsin. AK Parti'ye vermem. Yani yanlış algılamayın. Niye bunu öyle çaptırıyorsunuz? Sen bak çaptırıyorsun şu anda. Ben diyorum ki. Bakın. Abi. Bakın ben diyorum ki. Ben AK Partili yani değilim. Ben AK Parti'ye de oy vermedim. Anladım ben abi. MHP'ye oy veriyorum. Yıllardan beri de MHP'liyim. Bu vatan için yapılan her şey benim için mubaktır. Öyle mi? Peki abi, evet. Hocalarla görüşmek de dahil mi? Abi bakın diyorum sana. Bu vatan için ne yapılıyorsa benim için mubaktır. Abi genelde insanlar... Anladın mı? Benim için mubaktır. Kötülük yaparken abi, kötülük yaparken aynı sizin dediğiniz gibi söylüyorlar. Ben devletim için yaptım. Ben vatanım için yaptım ama bir sürü kötülükler yapıyorlar. Özellikle mafyalar yapıyor bunu. Şimdi, ama sen öyle diyorsun. Biz diyoruz ki Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekledi diyoruz Devlet Bahçeli. Şimdi sadece o değil. Andımız söz konusu. Andımız kaldırıldı. Devlet Bahçeli'nin bir sürü sözü var bu konuyla ilgili. O konulara andımız ben de kalktı bak, şu bakın, anda.
O konulara ben de karşıydım. Biz de soruyoruz, yarın seçim olursa kime oy verirsiniz? Kimi desteklersiniz? Yine reise veririm. Kime vereyim oyu? Neden abi? Ya. Çok iyi durumda şu an Türkiye mesela. Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi ya. Daha iyi duruma geldi. En azından olsun dediği zaman bir şeyler oluyor. Öbür türlü oluyor muydu? Olmuyordu. Ne oluyor abi mesela? Ya bir şey yapılmak istediği zaman yapılıyor. Ne yapılıyor? Örnek. Bunlar havaalanı dediler, karşı çıktılar. Köprü dediler, karşı çıktılar. Hatta denizin altından Avrasya tüneli geçti. Ondan haberleri olmadan, onu görmeden o da oldu. Burada Osman Gazi Köprüsü'nü de aynen ona da karşı çıktılar. Karşı çıkma meselesi. Ya şimdi ihalesine... Şöyle bilgi, sana bir şey soracağım. Osman Gazi Köprüsü ya da 3. Köprü. Normal fiyatıyla 2 milyar dolarken ya da lira, tam şu an hatırlamıyorum ama 2 milyar dolarken sen 13 milyar dolara ya da 13 milyar liraya yaparsan buna nasıl tepki verirsin? Yani yokken var olmuş bir şey var, yani yapılan bir şey var. Ben öyle bakarım ona. Ya diyorsun ki benim sırtıma yüklense de yapıldı sonuçta. Ben bazı şeylere, bazıları mesela emekli maaşında bazıları ters geliyor. Diyor ki işte zam olmadı falan. Sen ne, ben emeklisin de, abi? Emekliyim. Ne kadar emekli maaşı? Ben de 1750 lira para alıyorum ama ben... Kaç kişi yaşıyorsunuz? Ben 3 kişi yaşıyorum. 3 kişi ama, 1750 lira. Ama gidiyorum, çalışıyorum. Memnunum. Abi emekli aynı zamanda etmiyorum. Çalışması doğru mu? Doğru değil. Destekliyorum ona rağmen. Tamam abi. Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin sana abi. Sağ ol. Yani şimdi ona göre Allah destekliyorum da. Yani destekliyoruz yani. Başka kim var yani? Kime oy vereceksin? Vallahi kimseye vermem. Çünkü kimseden hayır yok. Neden yok abi? Kimseden hayır? Ben 60 yaşında mı emekli olacağım? Ben sigorta gibi bir şeylerim dolanmış. Sigorta bağlı kurulmuş. Adam diyor 60 yaşında sen çıkacağım. 60 yaşında ne oluyor? Peki abi, bu kötü gidişatın sorumlusu kim? Sorumlusu kim? Ne bir şey olacağı bir şey yok. Zam hiçbir şey. Ben 5 lira 10 lira maaş alırdım. Paranın değeri vardı. Şimdi paranın değeri var mı? Yok. Hiç değer yok. Var mı değeri? Hiç değer yok. Abi yok mu başka parti peki? Vallahi partilerden bıktım da partilerden. Oy kullanmayacaksın. Oy mu yok. Kime verdin peki son seçimde? Oy mu yok. Kime oy verdin son seçimde? Şeye, Erdoğan'a verdim, pişman oldum. Kullan mısın Erdoğan'a oy aslında verdin? Ben Türk yaşayayım aslında da. Türk yaşayayım, gelin vereceğim. Çıbaka hadi.